sürekli görüşürüz. Evet. Ben de bir sevgili komşuyuz. Evet. Ben de müşterisiyim ben, değil mi? Evet. Ama benim saçlarımı kendi saçları kadar güzel yapmıyor. Onun için biraz aramız serin bu ara. Aynen. Ama kardeşimiz burada yaşamı içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Az önce amcamla beraber geldim de selamı olsun. Evet, Doğukan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Benim de hemen burada yakın bir yerde oturuyoruz. Komşuyuz burada. Onun için sabah tıraş olmaya buraya geliyorum ben de. Burada tıraş oluyorum. Onun için Doğukan'la da daha önceden tanışıyorduk ama daha önceki tanışmışlığımızı burada bir dostluğa dönüştürdük. Ve beraber aynı mahallede yaşıyoruz. O da çok titiz, çok disiplinli, çok iş ahlakına sahip bir kardeşimiz. Onun için ben kendisini kutluyorum. Yaşam içerisinde vermiş olduğu mücadeleyi, hayata tutunma çabasını destekliyoruz, onu kutluyoruz. Bu anlamda Sayın Esnaf Odası Başkanımızın da onu ve arkadaşlarının, yönetici arkadaşlarının bunu fark etmiş olması, ona değer layık görmüş olmaları, bunu fark etmiş olmaları anlamlı. O konuda bu düşüncelerden dolayı ve elime geçtikleri düşüncelerden dolayı hem Esnaf Odası Başkanımızı hem de yönetimini kutluyorum. Doğukan kardeşimizin de hem kentimize hem Türkiye'ye bir örnek olmasını diliyorum. Bu şekilde yaşamı tutunmak, iş hayatının içerisinde olmak isteyen kardeşlerimiz için, kardeşimiz için de hem Esnaf Odamızla birlikte hem Sinop Belediyesi her zaman destek olmaya, yardımcı olmaya, onların bu mücadelesini onları desteklemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet. Teşekkürler başkanım. Teşekkür ederim. Beraber. Biz Doğukan'la yaklaşık bir yıldır beraber çalışıyoruz ve kendisi emin olun. Yani ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. Ben hiçbir şekilde ne böyle kendim çalıştım ne de böyle çalışan birini gördüm. Yani sabah geliyor dükkanını açıyor. Yani kendi başına temizliğini yapıyor. Ben ona öğrettim işte. Hani şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Hani ben bunu defalarca söylemiyorum. Bunu bir kere söylüyorum. Emin olun ona yetiyor yani. Hani benim diyeceğim şu ki... Hiç kimseye ön yargılı olmasınlar. Yani onlara kendimiz gibi yaklaşırsak emin olun onlar o kadar mutlu oluyor. Daha fazla mutlu oluyorlar. Ve çok küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Yani ben hem bana çok güç katıyor. Hem ona da yani ona da çok küçük şeylerle, çok küçük sevgilerle çok mutlu olabiliyor yani. Gelen müşteriler de artık tanımışlar. Tabii ki. Gelen müşterilerimiz de gayet mutlu. Hatta o olmayınca onu soruyorlar yani fazlasıyla. Ona da alıştılar. Gayet güzel gidiyor yani. Hiçbir şekilde bir problem yaşamıyoruz. Amaç farkındalık yaratmak. Değişik bir şey olsun. Örnek olsun. Bu başlangıç olsun. Onun için biz de böyle bir girişimlerde bulunduk. Sağ olsun belediye başkanımız da bu sürece katkıda bulundu. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Diğer esnaf arkadaşlara söylemek istediğiniz bu konu hakkında bir şey olabilir mi abi? Tabii kazanmak en güzel şey. Herkesin bu farkındalığını fark etmesini istiyoruz. Temennimiz bu yönde. Evet, çok teşekkür ederim.